konuşacaksın? Bugün ne konuşacağım? Bugün ben konuşacağım değil mi? Sıra bende. Bugün sen konuş bugün. Bugün geçen bölümde Fatih'e buraya neden geldin diye sordum. Bu bölümde de ben buraya neden geldim, ondan biraz bahsetmek istiyorum. Buraya neden geldim sorusu etrafında seyahat etmekten, gezmekten, bir yerin yerlisi olmamaktan bahsetmek istiyorum. Çünkü aslında hayatımı üzerine kurduğum yaşam tarzı, böyle bir yaşam tarzı, biraz işte bundan bahsetmek istiyorum. Yasin ne haber? İyidir, senden? İyidir, çok şükür ya. Yoruldum vallahi. Aradan bayağı zaman geçti aslında. Bir hafta yazdın oraya. Ben de ki bak, bir hafta yazma. Bir hafta yazarsan işte aslında bir haftada koyman gerekir. Mecbur hissedelim diye. Ama haftada bir yapalım. Hissetmedik yani. Hakikaten öyle oldu. Niye öyle oldu? Niye öyle hissetmedik? 3 hafta oldu neredeyse aslında. Evet, evet. Bu arada da ne yaptık aslında? Arada güzel bir seyahate çıktık. Hazır tatilleri fırsat bilip. Evet. Christmas tatilinde. Evet. İki aile bir road trip'e çıkmış olduk. İyi oldu, güzel oldu. Kaç gün sürdü? Aslında 3 gün falan sürdü. Aslında 3 gün 2 gece. Günü birlik falan diye gittik, evet. Ama 3 gün sürdü. Günü birlik yola çıkıp. Sebebi ne? Şey. Niye o kadar sürdü? Niye o kadar sürdü? Bir tek ben araba sürdüğüm için oldu. Seyahat derken yani nereye gittik? Onu da evet. Söylemekte fayda var. Yani aslında bayağıdır aslında bir yerlere gidelim. Bir şehirden dışarı atalım kendimiz, gezelim, evet, falan diyorduk. Evet. Güzel oldu. Evet, Amiş köylerini görmüş olduk yani. Hakikaten ilginç yani. Bu yüzyılda bayağı önceki bir yüzyılda ki bir yere gitmişim gibi hissettim. Evet, sanki bayağı. Böyle 1800'ler falan. Evet, evet yani. Zamanda yol. Gideceğin zaman buradaki göstergelerde yazılıp bağımsızlık gününü görmek ister misin? İsa'nın doğumunu görmeye ne dersin? Ben biraz da aslında seyahat olayına biraz öyle bakıyorum. Yani Amerika'da bu çok yaşayabileceğiniz bir şey değil ama Avrupa'da ya da işte daha doğrusu bizim o taraflarda, bizim o kıtalarda biraz daha rahat şeyi yaşayabiliyorsun. Bazı ülkelerde geçmişe gitmişsin gibi hissediyorsun. Bilmiyorum senin var mı öyle bir şeyin ama. Var var. Benim mesela şeyi hatırlıyorum yani biz bir gün Gülsün'le beraber şey yaptık abi. Dedim ki bu sefer yani işte şey odaklı gidelim yani. Gezip daha çok yeri görmek değil de tatil yapalım, o şehri yaşayalım yani. Aa, onu yapabildiniz mi? Abi gittik, 4 gün Floransa'da kaldık. Çok uzun bir süre değil ama zaten daha ne kadar uzun olabilirdi yani. Yine bile iyi. Floransa'da şey, o durumu çok yaşamıştım yani, tamam mı? Böyle sokaklar falan böyle hakikaten inanılmaz şey hissettiriyor sana. Yani her an o döneme ait biri çıkacak karşına gibi. Bayağı bambaşka bir zamana gitmiştim yani. Böyle atlı kapşonlu falan bir amca böyle çıkacak. En sevdim böyle. Ya. Müthiş değil mi abi? Sevdim. Bayağı zamanla yolculuk ya. Ben onu çok seviyorum. Assassin's Creed. Assassin's Creed oynadın mı hiç? Yok, onu bilmiyorum. İşte o çıkacak zannediyordum ben, anladın mı? Yani böyle acayip bayağı kendimi şeye inandırmıştım ben. Seyahat dergilerinde yazıyor, evet. Ya. Kendinizi birden filan yerde bilmem ne yaparken bulursunuz. Öyle bir şey var diyorsun yani. Kesinlikle. Yani ben mesela ona odaklı filan hareket etmeye çalıştım hep. Böyle nasıl yani traveling yap, zamanda yolculuk. Ya evet. Ya mesela şey bana çok kabininden seyahatler, evet, mi düşündün? Evet. Şey bana çok keyif vermiyor. Mesela işte ya yine turistik mekanlara gidiyorumdur ama işte oranın atıyorum İstanbul'a geldin. İstanbul'da Safir diye bir bina var. İşte İstanbul'un en büyük binalarından biri. İşte tepesinde işte acayip bir sinema bilmem ne var filan. Şimdi bunu görmek ne değiştirecek senin hayatında? Çok da fazla, yani bir his olarak çok da fazla bir şey yaşamam gibi geliyor bana. Birazcık anlık bir İstanbul'a şey geldiysem giderim. İşte Sultanahmet'te onu yaşamaya çalışırım. Gerçi maalesef biz onu pek beceremiyoruz yani. Mesela Roma'da bayağı Sultanahmet gibi bir olay yani. Roma çok benziyor bence. Zaten şey eski zaten Roma şehri olduğu için. Ve şey gibi. Abi yani bizim o yapamadığımız çok iyi yapmışlar. Böyle bütün her taraf etrafı çevrili. Böyle taş, toprak bilmem ne bırakmışlar abi. Etrafından yollar geçiyor yine. Ama asıl kazı alanını ya da bulunmuş şeyi, kalıntıyı falan bırakmışlar böyle. Hiç ellememişler. Ve o oranın içindeyken böyle birden aa bir dakika başka bir zamandayım diyebiliyorsun yani. Ve abi Sultanahmet'te bu Ayasofya'nın önü mesela acayip pırıl pırıl, tamam müthiş. Evet. Çok güzel ama fazla pırıl pırıl yani. Yani buradan belediye başkanımıza sesleniyoruz. Oradan sonra da hep artık bu böyle bir şey yapmaya çalıştım falan. Velhasıl benim buraya geliş hikayem de aslında gezme fikriyle başladı yani. Nasıl ya? Sen bir sabah uyandım bunu görmek istiyorum demedin. Değil mi? Öyle demiştim, pardon. Sonra bir gün uyandık ya,
ben Amerika'ya gitmek istiyorum falan diye eşimi zorladım falan. Tamam tamam öyle başlama. Sürekli her şeyi şeymiş oraya bağlıyormuşum ben aslında. Değil mi sürekli oraya? Aslında benim buraya geliş hikayem falan diye sürekli oraya bağlıyorum. Bu yaralar nasıl oldu anlatayım mı? İlk defa yurt dışına kuzenimle birlikte Macaristan'a gittim. Aynen. İlk defa Budapeşte'ye. Sonra işte aradan zaman geçti. Birkaç ülkeye gittim geldim falan. Sonra bir gün bir plan yapıyordum ben. Ve çok güzel bir şehir buldum, tamam mı? Avrupa'da. O havaalanına gidersem 3 ülke birden görmüş olacaktım yani. Havaalanının 3 tane kapısı var. Tam kesişim noktasında duruyor. Biri Almanya'ya açılıyor, biri işte Fransa'ya açılıyor, aynen, biri de İsviçre'ye açılıyor. Tamam. Ve dedim ki tamam süper bir lokasyon, böyle yaparım. Bayağı planladım, kafaya koydum falan. Sonra işte Gülsüm'le bunu tartışıyoruz, ne yapsak, nasıl yaparız bilmem ne. O ara yine beni ilk defa yurt dışına götüren kuzenim sağ olsun. Dedi ki ya niye Amerika'yı düşünmüyorsun? Amerika'da böyle git görmek isteyeceğim yerler varsa sonuncu sırada yani. Muhtemelen. Hiç çünkü hep şey düşünüyordum yani. Ya zaten filmlerde falan zaten görüyoruz bir şeyler yani. Ondan sonra gerek yok, görecek bir şey yok falan diye. Sonra yani acaba mı filan dedik. Amerika'ya da gideyim, oraya da gideyim aynı anda filan gibi bir hani öyle bir bütçe filan zaten yok. Sürekli ama kazandığımı buna yatırmaya çalışıyorum işte yani, seyahat etmeye filan. Sonra Amerika'yı düşünmeye başladık. O konaklama sıkıntımız olmayacaktı. Dolayısıyla dedik ki yani bir hafta kıta değiştiriyoruz. Bir hafta kalmasak da iki hafta mı kalsak filan. Ben babamla konuşurken ya oğlum bir hafta gideceksen hiç gitme dedi. Ya ne güzel babalar. Sonra tamam peki filan neyse sonra dedim ki baba dedim biletlere de baktım filan. Bir yandan da ucuzluğa denk getirmeye çalışıyorum filan. Dedim ki iki hafta oğlum iki hafta gideceksen hiç gitme. Ya ondan sonra dedim ki neyse abi sonra biraz daha düşündük, hesap kitap yaptık, işleri nasıl ayarlarız, işte biletleri nasıl, hangi tarihte daha ucuz filan. Abi bu sefer dedim ki baba biz bir ay gideceğiz yani artık. Bir ay gideceğiz yani filan. Bir ay gideceksen hiç gitme. Ya dedim baba ne istiyorsun? Babam muhtemelen seni vazgeçirmeye çalışıyor. Ne olmalı ki? Hangisi mantıklı dedim yani. Dedi ki bir kere dedi gideceksen gideceksin dedi. Böyle temelliymiş gibi düşüneceksin. Orada bir pizzacıya gireceksin, bir şey yapacaksın filan. Hayatta kalmak için orada bu tarz işler kovalayacaksın. Sonra asıl kendi işini bulduğun gibi oradan yürüyeceksin filan. Eğer dedi bunu da böyle 2-3 ayda baktın olmuyormuş filan geri döneceksin dedi. Ya aslında baktım, ilk ben... başta çok saçma geldi ama şu an baktığım zaman aslında hiç o kadar mantıklı ki. Evet. Çünkü aslında bizim buraya zaten buraya göç eden Türklerin de veya kim olursa olsun göçmenlerin en büyük sıkıntılarından bir tanesi o. Çünkü hep kendilerini geçici görüyorlar. Geçici oldukları için hiçbir şey yapmıyorlar. 20 sene olmuş ben hala döneceğim diyen insanlar tanıyorum. Evet. Geçici bir şey geçici baktığın zaman çünkü hakikaten dediğin gibi hiçbir şey yapmıyorsun yani. Kesinlikle ya. Aslında böyle buraya yerleşecekmiş gibi yapacaksın. Evet. Burada bir günde duracak olsan buradayım şu an deyip aslında öyle bir şey yapmak lazım. Ya ben burada bir gün dahi duracak olsam evimi ona göre dizayn ederim. Ona göre tasarlarım. Yani. İnsanlar tanıyorum. Ya ben zaten geçeceğim burada diyor. O kapının kulunu takmıyor. O musluğu değiştirmiyor. Evet evet. Bu arada bu haftalık yeter. Öyle güzel işte seyahat etmekten, yolculuk yapmaktan, bir yerin yerlisi olmamaktan falan bahsettik yani. İyi oldu. Ya şunu yapmayı hep istemiştim. Bir ne saniye abi? Videoyu bitirmeden önce abi. Videoyu like'lamayı unutmayın diye. Fokus yapmadı abi. Yasir benim yüzüm var. Ama benim yüzüm var. Makine sahibini bilir. Bir dakika şey yap. Dön abi. Evet ha. Evet. Videoyu like'lamayı unutmayın. Fokus yap. Videoyu like'lan arkadaşlar. Çok iyi değil mi abi? Baksana derinliğe. Oo mis gibi. İşte bu. Aynen. Ya benim niye like'ım çok like gibi değil? Ha şöyle mi olmuş? Profilden yapman lazım Yasir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ben şu saçma bir muhabbetim var onu şurup bakıp dururken bunu geçirdim. Valla defalarca konuştuk ya. Oğlum sen. Oğlum ne ben? Evet sen çok oldun diyor. Aynen öyle gözüküyorsun. Bir de bir şey söyleyeyim ya dinleyici kaç saat duruyor musun? 3'te ya.